Bolu Bağışçılar Vakfı düzenlediği yemekle bağışçılarına teşekkür etti. Yemeğe çok sayıda bağışçı ve davetli katıldı. Oradan da 10 gün sonra gidiyoruz Arizona'da. Bolu Bağışçılar Vakfı bu yıl ikincisini düzenlediği bağışçı ve paydaş teşekkür yemeğinde kurulduğu yıldan beri hibe verdiği projeler ve desteklediği çalışmalardan örnekler sunarak bu çalışmaların bağışçıların bağışlarıyla yapıldığını bildirdi. İstanbul'daki bir toplantıda getirdiği bir öneri üzerine Şerafet İner, Bayram Ahmet, Başsağ, Uğur Tunçok gibi iş liderlerimizin de öncülüğünde programda vakfın kuruluş yılından beri gerçekleştirilen belli başlı projelerden örnekler verildi. Şehrimizin sınırlarında olmak kaydıyla kısıt koymayacağımız projelere destek sağlıyoruz efendim. Sadece maddi destek sağlamıyoruz. Proje sahiplerini aile destekçilerle kurumlarımızla da bir araya getiriyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Erbayram, ülkede yaşanan olumsuz girişimi kınadığını belirtti. Paydaşlarımızı ve camiamızı birbirine kenetlemek, tanıştırmak için bu şekilde bir yemek, yılda bir yemek vermeyi uygun bulduk. Vakfımız iki şekilde çalışma yapmaktadır. Uzun süreli sürdürülebilir bir konu, yani sorunu çözen bir konu, yıllara sahip. Şerafettin Erbayram tarafından vekaleten alınan 11. İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü ise gecede sahibi Haldun Taşman'a teslim edildi. Burada yetişme tarzım bütün hayatıma bir sürü yönden tesir etti. Bunun için bu her zaman kalbimizde, gönlümüzde. Bolu Bağışçılar Vakfı'ndan hibe alan ve projeler yapan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu programda bir etki hikayesi başlığıyla Atatürk İlkokulu'nun takışık projesi tanıtıldı.